genetik testler yapılıyor. Bu test sonuçları işe yarıyor mu? Yaptırmaya yarar mı? Valla şöyle mesela bazı insanlarda nütrigenetik bakıyoruz yani. Hani karbonhidrata mı duyarlı vücudu, yağ mı duyarlı? Hani bazı insanlar mesela yağ yemesini istemiyoruz. Bazı insanlar karbonhidrat yemesini, bazı insanlar protein yememesini istiyoruz. Nütrigenetik testler var ama bunlar mucize midir? Değildir. Para verip ben yaptırır mıydım? Hayır. Hocam bir Peki izleyicim demiş Oytun benim Erbaş kendisine nütrigenetik testi yaptırdı mı, yaptırmadı? Evet. Neyim diyor ki Ali abi margarin yedi yıllarca. Benim çocukluğumda sana yağ yedik bol bol. O yapar mı hocam? Yapar abi. Aa, çocukluğumuzda bize bu sana yağı ekmeğin üzerine yürü doğru sokağa top oynamaya. Baba işte hızlı, belki de kilo verme alma oldu biraz, o da yapar. Hiç olmadı hocam ya. Kilo standart yani Abi o zaman çocukluğumda. yaşlanmışsın abi, ne yapayım? Tamam hocam ya yaşlandık tabii yani 60'a merdiven dayamış bir genç Olur. insanız hocam. Çünkü safra kese taşı yıpranma ve yaşlanmanın da belirtisidir. Aha. Ya şöyle, Kan grubu. safra kese taşı esasında biraz yağlı yemekle ilişkili, doğru. Kolesterollü yemekle ilişkili. Demek ki acaba biraz kan kolesterolünüz de mi yüksek sizin? Bilmiyorum. Anladım. Bak 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 bir günün soruya bakar mısın hocam ya? Safra kesesi taşı ile ilgili olarak. Ben sarışın ve biraz kiloluyum. Bu mu etkiliyor diyor. Siz şimdi sarışın dediniz ya hocam. Tabii. Bak. Gout, bladder, stone, 4F yazayım bak. 4F neymiş? Gallbladder. Bak ne diyor? Femal. Yok. Gallbladder surgery. Bak ha, şunu geldi. Tekrar yazalım bakalım. Hatta fatty, forty, femal, fertil. 4F. Yani şişman, kırklı yaşlarda kadın ve doğurmuş. Buna 4F Oo. deniyor. Safra taşı için. Hatta bakın şöyle de bir şey var. Göstereyim size. Şöyle bir teyze çizmişler. Görüyor musunuz şunu? Ama o sarışın değil hocam. Ya ben ne yapayım kardeşim? Kızıl işte. Bak mavi diyor ki sarışın olmak gerçekten mi tetikliyor diyor bak. Ya bana göre tehdit yani. Mesela eğer işte fat, forty, femal, fertile, bizim orada öyle derlerdi. Sarışın olması risk derlerdi ya. Neyse öyle dedim işte ben de. Lütfen sorar mısın? Uyumayan bebekler için Oytun Hoca'nın önerisi var mı? 6 aylık bebek. Huzursuz bebek. Uyumayan bebekler erkek bebeklerdir. Onlar irritable baby dediğimiz huzursuz bebek sendromu. Gelecekte hiperaktivite olacak o çocuk. Risk faktörleri hiperaktivite için. En iyi şey ona verebileceğiniz papatya çayıdır. Papatya çayı uyutuyor. Şey de bizim şey de uyutur. Ne onun adı? Şu güzel kokan neydi? Yastığın içine konuyordu. Ya şey of, nane diye isim geliyorsun ya da gelmedi aklıma Allah'ım ya Rabbim. Dur bakın birinin aklına gelir. Ya Gelmedi. tarlaları var hatta. Lavanta. Lavanta. Lavanta yağı da iyi gelir. Yani bir damla Mustafa Demir de demiş ki naftalin ulan naftalin başka bir şeye yarıyor yapma. abi naftalin çocuğu öldürür. Neyse. Evet lavanta. Ya şey papatya çayı en iyisi. Papatya çayı çok iyi gelir. Ya biraz da şey verebilirsiniz. Şey var. Çok az miktarda şey de verebilirsiniz. Ama yani ilaca gerek yok. O yaşlı çağlarda ilaç kullanmayalım. Hani lava şey papatya çayı yeterli olur. Yani biraz da masaj uyutur. Yani artık öyle uyutacaksınız. Evet. Sevgili arkadaşlar, başlığı konuştuk. Programımızın başında konuştuk. Uzun süre konuştuk. Bizim program formatımız ana konumuzu konuştuktan sonra izleyicilerimizden gelen sorulara yanıt vermek. Sonradan gelen izleyicilerimiz doğal olarak sonradan geldikleri için başı da izlemedikleri için bizi eleştiriyorlar ama eleştirmenize de gerek yok sevgili izleyiciler. Bizi izleyen Ya bir arkadaşlarımız. dakika, bize ne eleştiriyor kardeşim ya? Bu bize özel bir Ya şey program. yapıyoruz ya sorulara gülerek yanıt veriyoruz. Başlığımızda kan donduran yeni Doğan çetesi ya oradan dolayı şey yapıyor. Konuştuk ama onu yani sevgili izleyiciler. Yine hocam biliyorsunuz bu Atatürk Kültür Merkezi'nde kanser tedavisi görmüş bir meslektaşım karı koca annesiyle de kalabalık bir aile olarak gelmişlerdi.
size de özellikle bir şey, hem sorular sormuşlardı hem de şöyle geleceğim bir saniye. Bu hidrojen, hidrojenciler. Oksijen, evet, oksijenli su olayını sormuş. Hidrojenli suyun insan sağlığına faydaları var mıdır diye sormuşlar. Size bir de hidrojenli su şeyi hediye etmişlerdi. Duruyor bende. Yani benim, hatta bana bir firma geldi onunla ilgili. Oytun hocam, bunu çalışacağım. Hatta yani kalp yetmezliğinde, Alzheimer'da falan deneniyor bu hidrojen. Popüler olmaya başladı. Ben de çalışacağım onu. Hatta öyle bir elimde büyük bir çalışma var şimdi. Hidrojen ve kalp ve beyin sağlığı için. O çalışmayı bitirince yayınlarım, size söylerim sonuçlarını. Yani ama böyle ama her konuyla yani, ilgili değil galiba, değil mi hocam bu hidrojenli evet, su? Evet, ama yani var, popüler bu aralar. Mesela PubMed'de falan yeni bilimsel çalışmalar var. Hidrojenli su işte Alzheimer'a iyi geliyor, kalp yetmezliğe iyi geliyor falan diye. Ama ben bir deneyini yapmadım. Sadece yayınlar okudum. Onu da söyleyeyim. Hocam, bunun için sıçanı önce Alzheimer mı yapmanız gerekiyor, bunu denemeniz bravo, için? Bravo. Sıçanı önce Alzheimer ya da kalp yetmezliği yapıp hidrojenli su denemem lazım. Çok iyi. O zaman doğal olarak bu bir makaleye dönüşüyor zaten. Abi sen bu işleri öğrendin artık ya, yemin ederim ya. Vallahi orada şeysi, yemin ederim orada şey yani şimdi yani paralel Oytun Erbaş gibisin, yemin ederim. Ya nezaketin için teşekkür ediyorum hocam ya. Yani paralel olmak mümkün değil ama hem ben sizden çok şey öğrendim. Çok sağ olun. Ve bizim izleyicilerimiz çok şey öğrendiler. Hocam ilginç bir şey var. Şu ana kadar 350'nin üzerinde program üretmişiz sizinle. Olağanüstü bir şey. Önce onu söyleyeyim.